Merhabalar. İkinci Dünya Savaşı'nda askerlerin yalnızca 1/5'i düşmana ateş etmiştir. Geri kalanı ya hiç tetik çekmemiş ya da havaya kurşun sıkmış. Güzel bilgi. Senden bekleneni, sana emredileni ya da seni kurtaracak olanı değil, kalbinin derinliklerinde tasdikleneni yap. İyiliğini içselleştir demiş. Yine okuduğum kitaplardan bu şekilde bilgiler, güzel sözlerle başlamak istedim arkadaşlar. Merhabalar, ben matematik ve geometri öğretmeni Talha Ünlü. Acil yayınlarının Sonbahar fasikülünün bitirdik onu. Kış fasikülünün ilk konusu olan üssüz sayılar konusuna devam edeceğiz arkadaşlar. Üssüz sayılara bakacağız şimdi. Üssüz sayı çok da yabancı olmadığım bir konu. Çünkü ortaokulda da üssüz sayılarla uğraştım. Ne olduğunu en azından biliyorsunuz. Böyle bambaşka bir şey değil. Hemen yine tekrar edelim. A bir reel sayı. N bir pozitif tam sayı olsun. Bak, pozitif tam sayı. N tane A'yı çarptığımda bunu kısaca A üzeri N olarak gösteriyormuşum. Buna da üslü ifade diyormuşuz. Üslü sayı biçiminde yazınız demiş. Yazalım. 3 üzeri 10 olarak yazacağız bunu. Eksi 1 bölü 2'den de kaç tane varmış? Burada 12 tane varmış. O zaman 12'yi buraya yazacağız. AA bunların hepsi 2A. 2A. 2A'dan kaç tane? 20 diyor. 2A'nın 20. kuvveti olarak burayı da bu şekilde yazdım. İlk sorumuz bu şekilde geldi. Örnek 2'ye bakıyoruz. Aşağıda 12 bölmeli bir çark verilmiştir. Çarkın üzerindeki ibre saat yönünde hareket etmekte ve her hareketinde çarktaki sayıları sırasıyla gösterip hafızaya almaktadır. İbre çarkta tam bir tur attığında hafızaya alınan sayıların çarpımını üslü biçimde ifade ediniz. Yani hepsini çarpın diyor. Öncelikle 1 bölü 3'lere bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane 1 bölü 3 var. O yüzden burası 1 bölü 3 üzeri 5 gelecektir çarptığım zaman. Çarpın. Devam. 0,3 devrediyor. Bunu kısa olarak nasıl yazıyorduk arkadaşlar? 3 devrediyor burada. Bunların yazımı şu şekildeydi, hatırlayalım. 3 bölü 9. Bundan da yani 1 bölü 3. Kaç tane sayalım? 1, 2, 3, 4 tane. Yani 1 bölü 3'ten de 4 tane varmış burada. Devam ediyoruz. Çarpıyoruz. Çarpmaya devam. Şimdi bir de 1,5 ve 0,6 var. Bu ikisini çarpacağım. 0,6 da devrettiği için 6 bölü 9 olarak yazıldı. 1,5 de 15 bölü 10 olarak yazıldı. Yani buraya bir de 15 bölü 10 ve 6 bölü 9'u ekledim. Şimdi bakıyorum. 1 bölü 3'den 5 tane var burada. 1 bölü 3'ten 4 tane var. Şöyle diyebiliriz. 1 bölü 3'ten 9 tane var o zaman. 5 tane orada, 4 tane orada. O zaman 1 bölü 3'ün 9. kuvveti olarak yazdık. Devam ediyorum. 15 bölü 10 sadeleştirdiğimde 5'e böldüm burası. 3, 5'e böldüm burası. 2. 3 bölü 2 yanına geldi. 3'e böldüm burası 2, 3'e böldüm burası 3. 2 bölü 3 de buradan geldi. Yine bunlar sadeleşti. Sadece elimde 1 bölü 3'ün 9. kuvveti kaldı arkadaşlar. Cevabım da bu olacaktır. İkinci sorumuz. Burada bir notumuz var. Bunu okuyalım. Ne diyormuş? Bakalım. N çift sayı ise önünde eksi olan ifadede N çift sayı ise bunu artıymış gibi alabilirim. Yani eksinin çift kuvveti pozitif olduğu için, negatif sayıların çift kuvveti pozitif olduğu için. Yani tek sayı ise eksinin kuvvetini aldığımda arkadaşlar eksi geleceği için, negatif sayıların tek kuvvetleri eksi olduğu için başta eksi olması gerekiyor. Örnek olarak burada eksi 2'nin mesela 6. kuvveti. Kimin? Eksi 2'nin. Parantez nerede? Bakın eksi 2'yi almış. O yüzden 2 üzeri 6 olarak çift olduğu için bu şekilde yazabiliriz. Eksi 5'in 3. kuvveti, bunu da 5'in 3. kuvvetinin eksisi olarak yazabiliriz. Bakın eksi 3'ün 5. kuvveti. Eksinin tek kuvveti var. Dolayısıyla burası şöyle eksi 3'ün 5. kuvveti olarak, yani 3'ün 5. kuvvetinin eksisi olarak eksi eksi baştan dolayı artı yapacaktır. 3 üzeri 5 gelecek.
Yeri gelmişken şundan da bahsedeyim. Mesela size dedi ki x sayısı geldi soruda ve x'in sonucu eksi 2 geldi. Bunu soruda buldum. Ve x kareyi soruyor falan. X kareli bir işlem soruyor. Sen burada hatta x küplü işlem olsun. Tek olsun burası. Sen burada x eksi 2 olduğu için bunu şu şekilde yazmak zorundasın. Eksi 2'nin üçüncü kuvveti. Yani şöyle değil. Eksi 2, 3 değil. Tamam mı? Burada x olarak ben paranteze mutlaka almam gerekiyor bunu. Evet, başka bir yanında bulunsun da geliyoruz. A sıfırdan farklı bir reel sayı olmak üzere A üzeri sıfır eşittir birdir. Yani bir sayının sıfırdan farklı bir sayının sıfırıncı kuvveti birdir diye biliyoruz. Sıfır üzeri sıfır tanımsızdır. Buna girmiyoruz. Yani bu işe bakmıyoruz şu anda biz. Bir sayısının her kuvveti de birdir. Ne olursa olsun. Eksi bir sayısının tek kuvvetleri eksi bir, çift kuvvetleri de artı birdir. Neden? Çünkü negatif sayının çift kuvveti pozitiftir olduğu için. İşleminin sonucu kaçtır? Birin 2020. kuvveti birdir. Birin tüm kuvvetlerinde. Eksi birin tek kuvveti var. Eksi birdir. Öndeki eksiden dolayı artı bir geldi. Sıfırın 2021. kuvveti sıfırın tüm kuvvetleri de sıfır dediğimiz için burası cevabımız 2 olacaktır. Örnek 3'ümüz de bu şekilde çözüldü. Örnek 4'e geldik. M ve N birer reel sayı olmak üzere. A üzeri M'ye N. A üzeri N'ye M birbirine eşittir. Yani üssün üstünde ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Üssün üstünde çarpma işlemi yapıyormuşuz. Üssün üstü alınırken çarpılır. Üsler çarpılır diyoruz. Tamam. Yani A üzeri M çarpı N'ye eşittir. 3 üzeri bakın 10'a eşit. Burada da 3 ile 4'ü çarptım. 12. Bak 12'yi yazdım ya buraya. Buna şurada dikkat etmen gerekiyor. Eksinin burada çift kuvveti olduğu için sonuç ne geldi? Pozitif geldi. Aşağıya geldiğimde bakın. Eksinin ne kuvveti var arkadaşlar? Çift kuvveti yok. 2 burada. 2 içeride. Parantezin içine girmiş. Dışında değil. Eksinin tek kuvveti var. Sonuç eksi. Yani burada başa eksi yazıp sonra 2 ile 3'ü çarptıktan sonra 6 yazdım. Eksi 2 üzeri 6 olarak geldi arkadaşlar. Örnek 4'e geldim. 5 üzeri A B'ye eşit olduğu için toplamının B türünden eşitini sormuş bize. Şöyle diyebiliriz. 25 üzeri A'yı 5 üzeri artık 2'nin A'nıncı kuvveti olarak yazabiliriz. 25 5'in karesi olduğu için. Yani burası aslında 5 üzeri 2A. Bundan kaç tane bakın? 3 tane. O zaman 3 çarpı 5 üzeri 2A olarak yazdım ben bunu. Bunu da devam ediyorum. Çünkü ben 5 üzeri A'lı bir ifade biliyorum. 3 çarpı 5 üzeri A'nın ikinci kuvveti olarak burayı ayırabilirim. 5 üzeri A'da kaçtı? B'ydi. 3 çarpı B kare olarak sonucumuz gelecektir sayın arkadaşlar. Örnek 5'e geldim. İşleminin sonucu kaçtır? Adım adım gidelim. Şimdi burada eksinin tek kuvveti olduğu için sonuç bir kere negatif çıkacak. 4 ile 3 çarptım. 12. O yüzden eksi 3'ün 12. kuvveti olarak geldi. İlk ifade. Burada eksinin çift kuvveti var. Dikkat. O yüzden sonuç artı çıkacak. 6 ile 2'yi çarptım. 12. O yüzden 3 üzeri 12 olarak geldi burası da. Eksi 1'in 4. kuvveti çift kuvveti olduğu için sonuç artı 1'dir. Öndeki eksiden dolayı eksi 1 gelecektir. Bunlar birbirini götürdü. Sonucum eksi 1 olarak geldi. Örnek 5. Örnek 6'ya geçmeden önce yanında bulunsun da devam ediyoruz. A sıfırdan farklı bir reel sayı olmak üzere A üzeri eksi 1, 1 bölü A'dır. Burası çok önemli. Yani negatif, negatif, üs, negatif, üs sadece sayı takla attırıyor. Takla attırmaya yarıyor. Takla attırıyor. Yani sayıyı negatif yapma gibi bir özelliği falan yok arkadaşlar. Sayı mesela 2 bölü 3. Ben bunun eksi ikinci kuvvetini alacağım. Ne yapıyor? 3 bölü 2'nin karesi olarak ikinci kuvveti olarak o eksi ne yapıyormuş? Takla attırıyor. Bakın A üzeri eksen. Bu aynı zamanda neye eşitmiş? A üzeri eksi 1 ile n'in kuvveti. Yani 1 bölü A üzeri n. Buradaki eksi ne yaptı? Takla attırdı. Sonra da kuvvetini aldı. Yine burada da A bölü B'nin eksi n'in kuvveti. B bölü A'nın n'in kuvveti olarak örneklerimizde gördük arkadaşlar. Ben de zaten 2 bölü 3'ü vermişim. Tamam. İşleminin sonucu kaçtır demişim. 1 bölü 2'nin eksi ikinci kuvveti. Ne yapıyorum? Onu 2 yapıyor. Sonra ikinci kuvveti. 5 bölü 4'ün eksi birinci kuvveti. Ne yapıyorum? 4 bölü 5'in birinci kuvveti olarak geliyor. Zaten burası 4. 2'nin ikinci kuvveti.
4 bölü 5. Bu işlemi yapacağım. 24 bölü 5 gelecektir. Paydaları eşitleyip topladıktan sonra. Örnek 7'ye bakıyorum. A ve B gerçek sayı işleminin sonucu kaçtır diyor. Bakın buraya dikkat. 3 üzeri A eksi B var. Burada 3 üzeri B eksi A var. Bunlar birbirinin nelisi? Üst olarak eksilisi. A eksi B'ye T dersem ben. Burası A eksi B'ye burada. A eksi B'ye T dersem burada. B eksi A gördüğünüz gibi eksi T olacaktır. Yani bu ifade K gibi bir ifade ise bu da 1 bölü K olacaktır. Doğru mu? Yani bunun eksilisi. Şöyle yazalım. Buna K dedim arkadaşlarım. Buna da 1 bölü K olarak yazabilirim. Sorumuza devam ediyorum. Sorumuzun ilk kısmı 3 bölü 1 artı K geldi. Artı. Buradaki 1 artı 1 bölü K'yı şu şekilde yazabiliriz. 1 artı 1 bölü K'yı K artı 1 bölü K olarak yazdım. Ters çevirip çarptığımda burası 3K bölü K artı 1 gelecektir. Doğru mudur? Çünkü yukarıda 3 var. 3 bölü 1 çarpı ters çevirip çarpıyorum. Hop. Bu işlem. Paydalar aynı gördüğünüz gibi. O zaman ben bunları toplayabilirim. 3K artı 3 yani 3 parantezinde K artı 1. Aşağıda da bir K artı 1'im var. Bu K artı 1'ler birbirini götürecek ve 3 olarak bu cevabı bulacak. Bu tip sorularda yani buralar birbirinin eksilisi takla atmış halde olduğunda şunları oranlarsanız cevabı bulursunuz arkadaşlar. 3 bölü 1'den 3'ü bulabilirdik. Evet, üslü sayılarda toplama ve çıkartma. Ne yapıyormuşuz? Üslü sayılarda toplama ve çıkartma yaparken tabanları ve üstleri aynı olan sayılar toplanır veya çıkarılırken katsayılar toplanır veya çıkarılır. Bundan sonuç üslü kısmın önüne katsayı olarak yazılır. Mesela x üzeri n, x üzeri n. Burada a tane var, burada b tane var. A artı b tane x üzeri n olarak gelecektir. Çıkartma işlemini de aynı şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Örneklere bakalım. Mesela 5 üzeri 6'dan burada 3 tane var, burada 4 tane var, 7 tane. Bir tanesini çıkarttım. 6 çarpı 5 üzeri 6 gelecektir buradaki doğru cevabımız. Bakın 3 üzeri eksi 3'ten burada 2 tane var, burada 1 tane var. 3 tane oldu. 7 tane de burada 10 çarpı 3 üzeri eksi 3 gelecektir. Hocam burada farklı bunlar. Aslında farklı değil. Sen biliyorsun. 4 üzeri x'in aslında 2 üzeri 2x olduğunu. Çünkü 4 nedir? 2 üzeri 2 olduğu için 4 üzeri x'in şöyle yazalım. 2 üzeri 2x olduğunu biliyoruz arkadaşlar. O yüzden burada 5 tane var. Burada bir tane çıkarttım. 3 tane de burada 7 çarpı 2 üzeri 2x olarak yazabilir. Hatta 7 çarpı 4 üzeri x yazabilirim. Burada yine 2 üzeri 2x, 4 üzeri x olduğu için. Diğer sorumuza geldik. Diğer D şıkkımıza geldik. 27 üzeri 4. 27 zaten 3 üzeri 3 olduğu için bunun dördüncü kuvveti yani 3 üzeri 12 geldi. İlk ifade. İkinci ifadeye geldim. 81 3 üzeri 4 olduğu için üçüncü kuvvetinden 3 üzeri 12 geldi. Burada da 5 tane geldi burası da. Buna geldiğim zaman 9 üzeri 6, 9 3 üzeri 2 olduğu için altıncı kuvveti 3 üzeri 12 yaptı. 7 tane de buradan. Bir tane buradan ve 5 tane buradan 6 tane yaptı arkadaşlar. 6 çarpı 3 üzeri 12. 6 çarpı 3 üzeri 12. Eksi 7 çarpı 3 üzeri 12 olarak geldi. Bu da 6 taneden 7 tane çıkartırsam eksi 1 tane yani biri yazmama gerek var mı? Yok tabii ki 3 üzeri 12 yapacaktır doğru cevabımız. Yanında bulunsun kısmıyla yine devam ediyoruz. Üslü sayılarda çarpma işlemi çok önemli. Üslü sayılarda arkadaşlar eğer taban dediğimiz bunlar eşitse çarpma işlemi yapılırken üstleri topluyoruz. Başka bir şey değil. En alta. Bunun yine tersi de bazen işimize yarayabiliyor. Mesela bunun tersini de yine öğrenelim. Mesela x üzeri 7'yi ben nasıl yazabilirim? X üzeri 3 çarpı x üzeri 4 olarak veya x üzeri 2 çarpı x üzeri 5 olarak yazabilirim. Bazı sorularda işimize yarayacaktır. Üslü sayılarda eğer üs eşitse, bakın üsler eşitse tabanları ne yapıyormuşuz? Çarpıyormuşuz. Çarpma işlemi yapıyorum. Tabanları çarpma işlemi olarak yazabiliyorum. Burada da yine geriye dönmek önemli. Mesela 10 üzeri n'i biz 10 2 ile 5'in çarpımı olduğu için 2 üzeri n çarpı 5 üzeri n olarak yazabiliriz. Buraya geldim. 5 üzeri kaç olacak burası? 16 olacak. Üsleri topladım. Burada bakın tabanlar farklı, üsler aynı. O yüzden
10'lu çarpı çarpıyorum. 10 üzeri 6 geldi. Şimdi öncelikle burada şu ifadeyi yapalım. 10 üzeri 3 yaptı orası. Çarpı 10 üzeri 7. Burada 10 üzeri 10. Tabii bunu hesaplayamayız şu anda, değil mi? Hesaplarsın be. Nedir? 1'in yanına 10 tane 0. İşte sen okumasını sen yap. Katrilyon, trilyon artık neyse. Örnek ona geldik. Carl Friedrich Gauss. Carl Friedrich Gauss. Birden 100'e kadar olan tam sayıları şeklinde toplayıp sonucu 50 çarpı 101 5050 olarak bulmuş. Ne yapmış? Mesela baştan 1'i almış. Sonra 100'ü almış, toplamı 101 demiş. 2 ile 99'u almış, toplamı 101 demiş. 3 ile 98'i almış, 101. 100 tane sayı var burada. Her ikili de toplam 101 geliyorsa, her ikili de 101 geliyorsa 50 tane 101 vardır demiş. 50 çarpı 101'den bulmuş. Gauss'un bu çözüm yönteminden esinlenerek çarpımının sonucunu bulmaya çalışan Ela'nın bulacağı doğru sonucu üstü biçimde yazın diyor. Mesela 1 ile 128 çarptım, 128 yaptım. 2 ile 64'ü çarptım, yine 128 yaptı. Bundan kaç tane? 1, 2, 3 ve 4 tane bundan var. Yani 128 üzeri 4 doğru cevabım olacak. 128 de 2 üzeri 7 olduğu için 2 üzeri 7'nin 4. kuvveti, bu da 2 üzeri 28 olacaktır. 2'nin kuvvetlerini bilmek gerekiyor arkadaşlar. En fazla 2'nin kuvvetleri sorularımızda çıkar. O yüzden 2'nin birinci kuvvetini, ikinci kuvveti, 2'nin 10. kuvvetine kadar bilmek gerekiyor. Çok da zor değil. Mesela 2 üzeri 10 senin aşina olduğun bir ifade aslında. 1024. 2 üzeri 9. Bak bu da yine 500 kaç yapıyor? 512. 2 üzeri 8 256. 256 GB, 512 GB. Bildin değil mi? 2 üzeri 7, 128. Bu şekilde 2'nin kuvvetlerini 10'a kadar bilmek faydalıdır. Örnek 11'e geldik. X pozitif bir reel sayı. X üzeri a kaçtır demiş. Şimdi dikkat edelim buradaki soruya. A eksi b, a artı b var. X'in eksi b ile bir işim var mı? Yok. O yüzden ben bunları taraf tarafa çarpayım. Sağ taraf 100. A eksi b ile a artı b toplamam gerekiyor. Tabanlar aynı olduğu için. Eksi b ile artı b gitti. X üzeri 2a eşittir 100 geldi. X üzeri 2a 100'e eşitse x üzeri a'yı bulmam gerekiyor. Şöyle bir şey diyebilir miyim? X üzeri a'nın karesi 100. Neyin karesi 100'dür? 10'un. O yüzden burası da 10 ifadesini bize verecektir. X üzeri a 10'a eşittir diyorum arkadaşlar. 2 üzeri x a'ya eşitse 4 üzeri x artı 1 ifadesinin a türünden eşitini bulmuş. 4 üzeri x artı 1'i biraz oynayalım o zaman. 4 üzeri x artı 1'i 4 üzeri x çarpı 4 üzeri 1, 4 olarak yazabiliriz. 4 üzeri x'i de 2 üzeri x'in karesi olarak yazabiliriz. Çünkü 4 2 üzeri 2 olduğu için çarpı 4 dedim. 2 üzeri x a'ydı. O zaman a kare çarpı 4'ten ben artık sorunun cevabını buldum. 4 a kare olacakmış sorunun cevabı. 12. soruyu da geçtikten sonra bir notla devam ediyoruz. N pozitif bir tam sayı olmak üzere 10 üzeri n sayısı n artı 1 basamaklıdır. Ve biraz önce söyledik işte. Birin aslında üstteki sayı birin yanına kaç tane sıfır geleceğini söylüyor. Yani 10'un karesi dediğimde mesela ne diyorsun? Birin yanına 2 tane sıfır eklerim. 3 basamaklı derim. Yani bir sayının birkaç basamaklı olduğu 10'un kuvvetinden biz çok rahat bulabiliriz. Mesela sayı 72 çarpı 10 üzeri 20 olsun. Buradan ne anlıyorum? 72'nin yanında 20 tane sıfır anlıyorum. 20 tane sıfır. O yüzden 20 buradan, 2 de buradan 22 basamaklıdır diyebilirim ben bu ifade için. Evet, çarpımı kaç basamaklıdır demiş. 0,02. Ben bunu şu şekilde yazmak istiyorum. Müsaade ederseniz. 2 bölü 100. 2 bölü 100'ün 5. kuvveti çarpı 500'ün 5. kuvveti. 500'de 5 çarpı 100'dür değil mi? 5 çarpı 100'ün 5. kuvveti hem 5'in 5. kuvveti olacaktır hem de 100'ün 5. kuvveti. Buradan da 5 hem buraya hem buraya geldiği için 2 üzeri 5 çarpı 100 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 5 çarpı 100 üzeri 5 gelecektir. Ve bunlar birbirini götürdü.
Ne oldu burası? 5 üzeri 5 ile 2 üzeri 5'in çarpımı. O da 10 üzeri 5 gelecektir. Ve bu kaç basamaklıdır? Birin yanına 5 tane sıfır. 6 basamaklı bir sayımız vardır bizim elimizde. Örnek 14'e bakıyoruz. Örnek 14'te biraz şekiller, şükürler var. Aşağıda bir hesap makinesi görseli verilmiştir. B tuşu iki sayısının herhangi bir kuvvetini, C tuşu ise herhangi bir sayının herhangi bir kuvvetini buldurur. D tuşu ise çarpım tuşudur. Hesap makinesinde önce 3, sonra B tuşuna basılırsa ekranda 2 üzeri 3 yani 8 sonucu görülüyormuş. Hesap makinesinde önce 5, sonra C, sonra da 2 tuşuna basılırsa 5 üzeri 2. 5 üzeri 2. C çünkü A'yı alıyorum. Bakın önce A burada 5 oluyor. B'de 2 oluyor. 5 üzeri 2'den 25 olarak görebiliyormuşum. Sırasıyla 9 BD C 5 C 9 tuşlarına basan biri kaç basamaklı bir sayı görür demiş. Şurada yapıverelim. 9'a bastım sonra da B'ye bastım. O zaman 2 üzeri 9'u elde ettim. Çarpı. D'de çarpma tuşuydu. O yüzden çarpı. Burası 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 gitti şu anda. 5'e basmışım, C'ye basmışım, basmışım, 9'a basmışım. O zaman 5A olacak buradaki bakın. B de 9 olacak. 5 üzeri 9. Yani burası 10 üzeri 9 yapacak. 10 üzeri 9 yani birin yanında 9 tane 0 var. Bu da 10 basamaklı bir sayı olarak bizim karşımıza çıkacaktır kanka. Örnek 15'e bakıyoruz. 15 üzeri a eşittir 3 üzeri a artı 1 ise 25 üzeri a'nın ifadesi değeri kaçtır diyor. 15 üzeri a'yı biz 3 üzeri a çarpı 5 üzeri a olarak parçalayabiliriz değil mi? Çok önemliydi bak orası. 15 çünkü 3 ile 5'in çarpımı olduğu için. 3 üzeri a artı 1'i de 3 üzeri a çarpı 3 üzeri 1 olarak yazabilirim. Ve 3 üzeri a'lar size ömür oldu gitti. Rest in peace 3 üzeri a. 5 üzeri a eşittir 3 oldu bak. Hocam 5'in bir kuvveti 3 nasıl olacak? Tam sayı kuvveti olmazsa olabilir. 25 üzeri a da zaten 5 üzeri 2a demek değildi. Yani ben bunu biraz düzenlersem 5 üzeri a'nın karesi olarak yazabilirim. 5 üzeri a kaçtı sayın kankam? 3'ün karesi oldu o zaman burası cevabımız. 9 oldu 5 üzeri a. 3 olduğu için yerine yazıverdim. Örnek 16'ya geldik. 2 üzeri x eşittir a. 3 üzeri x eşittir b verilmiş. 72 üzeri x'in a ve b türünden ifadesini. Şimdi 72 sayısını bir 2 ve 3 olarak parçalayalım. Yani nasıl parçalayacağım? En basit şekilde şu şekilde parçalayabilirim. 2'ye böldüm 36. 2'ye böldüm hop 18. 2'ye böldüm 9. 2 artık bölünmüyor. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Ha, 72 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2'ymiş. Bunun üstüne x gelecekmiş. O zaman bu 2 üzeri 3x çarpı 3 üzeri 2x olarak yazılabilir. Bunu da 2 üzeri x'in 3. kuvveti çarpı 3 üzeri x'in çarpım ya 2x burada çarpım ya ben bunu x'e 2 olarak ayırabilirim. 2 üzeri x'in değeri a'ydı. 3 üzeri x'in değeri de b'ydi. O yüzden a küp çarpı b kare olarak bizim cevabımız bulunacaktır. Örnek 16'da bu şekilde bitti arkadaşlar. Örnek 17'ye bakıyoruz. Yukarıdaki tablonun her bölmesinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5 sayılarından biri vardır. Her bir bölmede hemen solundaki bölmede yazan sayının ya bir fazlası ya da 4 eksiği vardır. Tabloda bir köşegen üzerindeki sayıların çarpımı a, diğer köşegen üzerindeki sayıların çarpımı b'dir. A çarpı b nedir? Tabloyu dolduralım. Şimdi her bölmede solundaki bölmede yazan sayının bir fazlası. O zaman burası 2 olacak. 4 eksiği olamaz. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5 yazacağım. O zaman burası da 3 olacak. Burası 4 olacak. Burası da 5 olacak mutlaka. Çünkü 4'ün 4 eksiği 0 yok. 2 ise 2'den başladıysam yine 3, 4, 5. Şimdi 5'in bir fazlasını kullanamam. 6 yok çünkü benim 4 eksiğini kullanacağım. 1. Olayı anladınız herhalde. Burası 3, 4, 5, sonra 1, sonra 2 olarak geldi. Burası 4, 5, sonra 1, sonra 2, sonra 3 olarak geldi. 5'ten sonra burası 1, burası 2, burası 3, burası da 4 olarak gelecektir. Şimdi köşegenin birinin şu, diğerinde bu olduğunu biliyoruz. Sağdaki yani şu köşegende 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 5 var. Yani 5 üzeri 6. A sayısı olsun. Çarpım olacağı için fark etmez hangisine ne dediğim. B için de 1, 3, 5, 2, 4'ü çarpacağım. B sayısı 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 5. Bu ikisini çarparsam 5 üzeri 7 geldi bak buradan.
4, 3, 12. 2 ile de çarptım. 24. 24 çarpı 5 üzeri 7 olarak cevabımızı buluyoruz bu şekilde. 18. örneğimizdeyiz. Olduğuna göre A kaçtır demiş. Bakın bu tarz sorularda şunu yapacağız. Küçüğe göre hareket edeceğiz. Yukarıda küçük kaç? 3 üzeri 9. 3 üzeri 9 parantezini alıverelim. 3 üzeri 9 parantezini aldım ya, 13'ün içinde 3 üzeri 4 kaldı. Çarptığım zaman 13 olması için üstleri topladığım zaman 13 olacak. 9'da neyi toplarsanız 4. Devam ediyorum. 3 üzeri 2 olacak. 11 olması için burada da bir şey kalmadı. 1 kaldı. Aşağıda da 3 üzeri 11 parantezini alalım. Küçük olan o çünkü. 3 üzeri 4. Bak aynı şey geliyor. 3 üzeri 2 artı 1. Artık bunlar birbirine götürdü. 3 üzeri 9 bölü 3 üzeri 11 eşittir 3 üzeri A geldi. İçler dışlar çarpımı yaparsak 3 üzeri 9 eşittir 3 üzeri A ile 3 üzeri 11'i çarparsam ne olur? 3 üzeri A artı 11 gelecek. Dolayısıyla A artı 11 eşittir 9. 11'i karşıya attım. A eşittir. Eksi 2 geldi arkadaşlar. 18. sorumuzun cevabı. 19. sorumuzu okuyoruz. Diyor ki her 1 ile 10 arasında pozitif tam sayısı için bir trenin 1. vagonunda 2 üzeri n kişi seyahat etmektedir. Örneğin 3. vagondaki yolcu sayısı 2 üzeri 3'ten 8. Çift nol vagonlardaki yolcu sayıları toplamı A'dır. Tek nol vagonlardaki yolcu sayıları toplamı B'dir. A bölü B işlemi nedir diyor. Çift nolu yani 2 üzeri 0 olmayacak. 2 üzeri 2'den başladı. 2 üzeri 2, 2 üzeri 4, 2 üzeri 6, 2 üzeri 8 ve 2 üzeri 10 bölü. Tekler 2 üzeri 1, 2 üzeri 2 değil 3, 2 üzeri 5, 2 üzeri 7 ve 2 üzeri 9. A'yı B'ye bölecekmişiz bu. Hocam ya bunları hesap edeceğiz mi hepsini? Hayır etmeyelim. Neden etmeyelim? Çünkü bir parantez işlemi alabiliriz yine burada. Hatta almadan da görebilirsin. Çünkü bu bunun iki katı. Bu bunun iki katı. Değil mi? Bu bunun iki katı. Bu bunun iki katı. Bu bunun iki katı. Yani şurası a gibi bir ifade ise burası da 2a gibi bir ifade. Sadeleştirdiğim zaman a'lar gidecek ve 2 gelecek. Anlaşıldı değil mi? Çünkü ben mesela burayı şuradaki ifadeyi, buradaki siyahla gösterdiğim ifadeyi 2 ile çarparsam, çarpı 2 dersem, hepsini 2 ile çarptım. 2 üzeri 1 ile 2'yi çarptım. 2 üzeri 2. 2 üzeri 3 ile 2'yi çarptım. 2 üzeri 4. Bak ne oluyor? Yukarıdakinin aynısı geliyor. Burada bir a ifadesi var. Burada da onun 2 ile çarpılmış ifadesi var. Böldüğüm zaman 2 gelecektir. Örnek 20'ye geldim. N pozitif tam sayıdır. Aşağıda 2 üzeri n ve 2 üzeri n artı 2 işlemlerinin sonuçları olan sayılar verilmiştir. Sayılardan biri 6, diğeri 5 basamaklıdır. E artı B toplamı nedir? Ha, o zaman 2 üzeri n artı 2 olan 6 basamaklı. Yani şu 2 üzeri n artı 2. Bu da 5 basamaklı olan 2 üzeri n. 2 üzeri n artı 2, 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 2'den 4 yapacak. Bu bunun 4 katı. Doğru mudur? 4 katı. O zaman ben bu ifadeyi 4 ile çarparsam bunu elde ediyorum. Son basamaktan gidelim. 68'i 4 ile çarparsam ben son iki basamağı bulmuş oluyorum. Yani E artı B istediğini bulmuş oluyorum. 8 kere 4, 32 yerde de var 3. 24, 272 geldi. Demek ki E bu, F bu. Toplamları da 9 yapacaktır. Örnek 20'de bu şekilde çözüldü sayın arkadaşlar. Örnek 21'deyiz. Bir okuldaki 3 sınıfa ait öğrenci tanıma dosyalarının bulunduğu 3 tane arşiv dolabı bulunmaktadır. Arşiv dolabındaki her bir dosyanın kalınlığı 3 üzeri 5 milimetre olup sınıflarda ismi belli bir harfle başlayan bir öğrenci yoksa arşiv dolabına konulmamaktadır diyor. Mesela yumuşak G ile başlayan bir öğrenci yoksa bu dosya dolaba konulmaz. Birinci dolaba 1, ikinci dolaba 2, üçüncü dolaba 3 dosya konulmamıştır. Arşiv dolaplarındaki tüm dosyaların kalınlıkları toplamı kaç milimetredir? Yani bir tane koymadıysam buraya kaç tane 29 harf vardı? 28 tane koymuşum. Nedir? 3 üzeri 5'ten 28 tane. 3 üzeri 5'ten 28 tane vardır birinci dolap için. Sonra topladım. 3 üzeri 5'ten 2 tane konulmamış. O yüzden 27 tane vardır. Diğeri de 3 üzeri 5'ten 26 tane vardır dedim.
Şimdi 3 üzeri 5 parantezine alırsak burayı 28, 27 ve 26 burada kaldı. Bunları toplarsak 81 yaptı. Bu da 3 üzeri 4 demektir. 3 üzeri 4 ile 3 üzeri 5'i çarparsak 3 üzeri 9'u elde etmiş oldum. Üstleri topladım. Örnek 22'ye bakıyoruz. Yanda verilen karelerin içinde 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 9 sayılardan her biri bir kareye yazılacak. Her satır sütun ve köşegenler üzerindeki sayıların çarpımları eşit olduğuna göre m artı n nedir diyor. Şimdi burada o zaman 1'den 9'a kadar kaç tane? Yani şunu söylüyor bize. Şurası eşit 2 üzeri bilmem ne. Burası eşit 2 üzeri bilmem ne. Burası eşit 2 üzeri bilmem ne. Ben burayı çarptığımda mesela 2 üzeri a geldi buraya diyelim. Buraya da 2 üzeri b geldi diyelim. 2 üzeri b geldi diyelim buraya. A'yı, b'yi ve 8'i toplayacağım. Ve a artı b artı 8. 2 üzeri a artı b artı 8 elde edeceğim. Burada da aynı şekilde, burada da aynı şekilde, çapraz da aynı şekilde elde edecekmişim. O yüzden şöyle bir şey diyebilirim. Üstleri topluyorum ya, ya bizim üstlerimizin tüm toplamı kaç? 1'den 9'a kadar. Yani 1'den 9'a kadar olan toplam 9 çarpı 10 bölü 2'den bulunabiliyor. O da 45 yapıyor. Ha, mesela 45 ya. Şurası, şurası, şurası. 3'e böl 45'i 15 yapacak. 2 üzeri 15, 2 üzeri 15, 2 üzeri 15. Çapraz da 2 üzeri 15. Ve diğer çapraz da yukarıdan aşağıya da 2 üzeri 15 gelmesi gerekiyor. Şimdi 2 üzeri 8 burada var. Geriye kaç kalmış? 2 üzeri 7. 2 tane mesela çaprazdan bakıyorum ben öncelikle. 2 üzeri 8. Burası buraya ve buraya sayılar yazacağım ve toplamları üstlerinin toplamları 2 üzeri 7 olacak. Şimdi mesela buraya 2 üzeri 6 yazamam bak. 2 üzeri 6 yazarsam burada 2 üzeri 15'e tamamlamış olur. M'ye sayı kaldı. 2 üzeri biraz küçükten gidelim. Çünkü 2 üzeri 7 var. Burada da 2 üzeri 8 gelmesi gerekecek toplam. Mesela buraya 2 üzeri 2 yazalım. 10 oldu. Burada da 2 üzeri 5 gelecek o zaman. 7, 2, 9, 15'e gitmesi için buraya 2 üzeri 6 gelecek. Sanırım yakaladık. 6, 5 daha 11. 2 üzeri 4 de buraya geldi. Kullanmadık zaten. 12, 8, 4, 12. 2 üzeri 3 de burada. 9, 5, 14, 2 de burada. 2 üzeri 1 de burada. M o zaman 2 üzeri 1. N o zaman 2 üzeri 4. 16, 2 daha 18 yapacaktır. Arkadaşlar 2 üzeri 4, 16 olduğu için. Üssüz sayılarda bölme işlemi ise nasıl yapılıyormuş ona bakalım. A ve B sıfırdan farklı gerçek sayılar. Tabanları eşit olan. Tabanları eşitse çarpmada ne yapıyorduk? Üstleri topluyorduk. Burada da ne yapıyormuşuz? Üstler çıkarılıp ortak taban aynen yazılıyor. Bakın x'ten y'ye çıkarttım yazdım. Üstleri eşit olan üssüz sayılar bölünürken tabanlar bölünüp ortak üs aynen yazılıyor. Yani x sabit kalıyor. A ile b'yi bölüyorum. İşlemlerin en sade hallerini bulunuz demiş. 7 üzeri 8. 8'den 3 çıktı. 5 kaldı. 7 üzeri 5 olarak geldi. 5'ten 5 çıktı değil bak. Burada farklı. Burada tabanlar farklı, üstler aynı. 5 çünkü 12 bölü 6'nın 5. kuvveti olarak geldi burası. Yani 2 üzeri 5 gelecektir. Bu da 32'ye eşittir. Buraya geldim. 2 üzeri 7 ile 5 üzeri 7'yi çarptım. Zaten 10 üzeri 7 olduğunu biliyorum. Burada da 10 üzeri 3 varmış. 10 üzeri 7'yi 10 üzeri 3'e böldüğüm zaman 10 üzeri 4 kaldı. Üstleri çıkarttığım zaman. Mesela a üzeri 3. Burada da a üzeri eksi 3 var desem bunu yap desem a üzeri 0 demeyeceksin. 3'ten eksi 3 çıkartırsam 6 gelecektir. Dolayısıyla bu a üzeri 6 olacaktır arkadaşlar. Örnek 24'ü çözüverelim hemen. Şekildeki yük treninin vagonlarında bulunan toplam yük miktarı 27 üzeri 10 kilogramdır. Vagonlardaki yük miktarları eşit olduğuna göre bir vagona yüklenen yük miktarı kaç kilogramdır? Kaç vagon var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'a bölüvereceğiz o zaman. 27 üzeri 10'u 9'a bölüvereceğiz. 3'ün kuvveti olarak yazılır. 27 3 üzeri 3'tür. Dolayısıyla 3 üzeri 30 yaptı burası. Bu da 3 üzeri 2'dir. Çıkarttığım zaman 30'dan 2'yi 3 üzeri 28 olarak burayı bulmuş oluyorum. Diğer sorumuza baktık arkadaşlar. 10 üzeri 8'den kaç taneymiş? 10 taneymiş. O yüzden ben burayı 10 üzeri 8 çarpı 10 olarak yazabilirim. 10 tane 10 üzeri 8.
Burası da 2 üzeri 4, 2 üzeri 5. Burayı da 2 üzeri 9 olarak yazdığım zaman. Şimdi dikkat. İşlemin sonucunu soruyor bize. Şimdi 10 üzeri 8'de 2 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 8 olarak yazılır. Burası da 2 çarpı 5 olarak yazılabilir. 2 üzeri 8'de 2, 2 üzeri 9 yaptı. Burası da 5 üzeri 8 ile 5 üzeri 1'den dolayı 5 üzeri 9 yaptı. Aşağıda 2 üzeri 9 var ve sadeleşti. 5 üzeri 9 olarak doğru cevabı bulmuş oldum. İşleminin sonucunu yine bulalım demiş. Örnek 26'dayız. 75 üzeri 2. Şimdi 75'i bir parçalayalım. Neye göre parçalayalım? Hadi 5'e göre parçalayalım. Zaten 75, 25 çarpı 3 olduğu için bunun ikinci kuvvetini alacakmışım. 25 de 5'in karesi olduğu için 5'in karesinin karesi 5'in dördüncü kuvveti, bir de 3'ün ikinci kuvveti. Burası bu şekilde. 75'in karesini yaptım daha. 3 üzeri 2 çarpı 5 var burada. 25'in üçüncü kuvveti. 25 zaten 5 üzeri 2. 5 üzeri 2'nin üçüncü kuvveti 5 üzeri 6 yapacaktır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Buradan 5 üzeri 1 ile 5 üzeri 4, 5 üzeri 5 yapacak ve 5 üzeri 6 değil, 5 üzeri 5 yapacak. Buradan da 3 üzeri 2, yani 9 gelecek. 5 üzeri 6 da burada. Bu iki ifade sadeleşti, yani böldüm, 5'ten 6 çıkarttım, eksi 1. O yüzden 5 üzeri eksi 1 geldi. O da 1 bölü 5 demektir. 9 burada, 9 bölü 5 olarak doğru cevabımız bizim karşımıza gelmiş olacak arkadaşlar. Şıklarda, yani cevap anahtarımızda 1,8 yazıyor. Evet, 2 ile çarparsam 18 bölü 10'dan dolayı burası 1,8 gelecektir. Örnek 26'da tamam. 27. sorudayız. Bakın 3 üzeri x'ten kaç tane? Burada 3 tane. O yüzden ben buraya 3 çarpı 3 üzeri x olarak yazdım. Aşağıda da 3 üzeri x'in 3. kuvveti var. Hiç 3. kuvvet falan yazmadan öncelikle bunu yazdım ve şu sadeleştirme işlemini yaptım. 1 bölü 27'nin eksi 1. kuvveti. Eksi 1 takla attırıyordu, yani burası 27 yaptı. Sadeleştirme işlemi yapalım. 3 ile 27, burası 9 yaptı. Şimdi içler dışlar yapalım. 1 eşittir 9 çarpı 3 üzeri x'ten 2 tane. Şöyle yazalım. Şimdi 9 3 üzeri 2 idi. 3 üzeri x var burada. X de orada. Yine üstleri toplayıverelim artık. Yazıp yazıp durmayalım. 2x yaptı. Şimdi geldik buraya. Şu iki ifadeyi topladığımız zaman 3 üzeri 2x artı 2 eşittir 1 geldi. 3'ün bir kuvvetinin 1 olması için buranın 0 olması gerekiyordu. 2x artı 2'nin 0 olduğunu, 2x'in eksi 2, x'in de buradan eksi 1 olduğunu, eksi 1 olduğunu buluyoruz kanka. 28. sorudayız. 4 üzeri a eksi 1 ifadesinin sonucunu sormuş. 4 üzeri a eksi 1'i biraz oynayalım önce. 4 üzeri a bölü 4 üzeri 1 olarak yazabilir miyim? Eksi 1 bu şekilde gelecektir sonuçta. Doğru mu? A'yı şu şekilde yazdım. Bir de bunu oynamam lazım. Burada da eksi 1 var çünkü. 2 üzeri a bölü 2. O eksi. Hemen ne yapıyorum? Açtım. Eşittir 5. 2 üzeri a eşittir. Kaç geldi? 10 geldi. Peki benim ifademde 2 üzeri a var mı? Var. 4 üzeri a 2 üzeri a'nın karesi değil miydi? Bir de burada 4 var. 2 üzeri a 10'du. Onun karesi 100. 100'ü 4'e böldüm. 25 olarak geldi arkadaşlar. Doğru cevabımız. 28. sorumuz da bu şekilde olduktan sonra 29. sorumuza geldik. Şekilde gösterilen çıta önce iki eş parçaya bölünüyor. Sonra A parçası iki eş parçaya, B parçası dört eş parçaya bölünüyor. Önce ikiye bölmüşüm. 2 üzeri 12 ya, böldüm 2 üzeri 6 mı? Hayır. Özür dilerim. 2 üzeri 12'yi ikiye böldüğümde 2 üzeri 11 yapacaktır. Yani her iki parçada 2 üzeri 11, 2 üzeri 11 olarak ayrıldı. A parçası iki eş parçaya bölünmüş. Tekrar ikiye böldüğümde 2 üzeri 10 gelecek. Yani 2 üzeri 10, 2 üzeri 10. B parçası 4 parçaya ayrılmış. Yani 2 üzeri 11'i 4'e böleceğim. Yani 2 üzeri 2'ye böleceğim arkadaşlar. Bu da 2 üzeri 9 yapacak. Yani bunlar da 2 üzeri 9'dur. Şimdi şu işlemi yapalım. 3 çarpı 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 9 bölü x artı y demiş. Yani 2 üzeri 10'la 2 üzeri 9'u toplamamız gerekiyormuş burada. Şimdi aşağıda devam edelim bu işleme. Şuradan devam edelim.
3 çarpı 2 üzeri kaç yaptı orası? 19. Aşağıda da 2 üzeri 9 parantezine alırsam 2 üzeri 9 kaldı bir tane. 2 üzeri 1 de burada geldi. 2 artı 1 3 geldiği için bu ikisi sadeleşti. 2 üzeri 19 bölü 2 üzeri 9 olarak karşımıza geldi. 19'dan 9 çıkarttık. 10, 2 üzeri 10 cevabımız kaçtı? 2 üzeri 10, 1024'dü. Şıklarda veya cevap anahtarımızda 2 üzeri 10 olarak yazılmış zaten. Örnek 30'a bakıyorum arkadaşlar. 3 üzeri n artı 3 sayısı 9 üzeri 2n eksi 1 sayısının kaç katıdır? Mesela 8 4'ün kaç katıdır dersen ne yapıyorsun? 2 katıdır hocam diyorsun. 8'i 4'e bölüyorsun. Özür dilerim. 8'i 4'e bölüyorsun. O zaman bu sayı, bu sayının kaç katı olduğunu bulmak için a diyelim bunu mesela. B diyelim. A'nın b'ye bölümünü soruyor bize bu soru. Yani 3 üzeri 4n artı 3'ü 9'u ben 3'ün kuvveti olarak şu şekilde 3 üzeri 2'nin 2n eksi 1'inci kuvveti üstten çarpıldı. 3 üzeri 4n eksi 2 olarak buldum. Burası 3 üzeri 4n eksi 2'ymiş. Bundan bunu çıkartıyorum. Üstleri. Hop hop. 4n artı 3'ten eksi 4n eksi eksi olduğu için artı oldu. Gitti gitti. Burası 3 artı 2'den 5. Yani 3 üzeri 5 geldi. Bu da 243 ifadesidir. 81 çarpı 3 olduğu için. Örnek 31'deyiz arkadaşlar. İşleminin sonucunu bulmuş. Bakın küçük olan parantezini alacağım. Veyahut şöyle bir şey de yapabilirim. En küçük ne burada? X eksi 2 ya. Buna 0 de. X eksi 2 0 ise X eksi 1 1'dir. X eksi 1 1 ise X 2'dir. X artı 2 de 3'tür diyebiliriz. Hiç uğraşma. 3 üzeri 3 27. Eksi. 3 üzeri 1 3. 3 üzeri 2 9. 3 üzeri x eksi 2 yani 3 üzeri 0 1. Burası 24. Burası da 8. 24'ü 8'e böldüm. Cevabım kaçmış? 3'müş. Bak hiç uğraşma. Parantezle parantez. Örnek 32'deyiz. En sade haline. Bakın bu tarz sorularda da önce işareti bulalım. Şimdi burada eksinin çift kuvveti olduğu için oradan artı geldi. Eksinin tek kuvveti geldiği için eksi geldi. Bölü buradan zaten artı geldi. O yüzden sonuç eksi çıkacak dedim. Sonuç eksi çıkacak. Şimdi üstlerle alakalı durumları yapalım. Yani öndeki eksiler bizi ilgilendirmiyor. X üzeri eksi 2. X üzeri eksi 2 çarpı. X üzeri 5 bak. Öndeki eksiler falan ilgilendirmiyor. Burada da X üzeri 6 geldi. 5 eksi 2 topladım. X üzeri 3 geldi. X üzeri 6. Çıkarttım arkadaşlar 3'ten 6'yı. X üzeri eksi 3 geldi. Demek ki önünde de eksi olacağı için eksi X üzeri eksi 3 bizim doğru cevabımız olacaktır. 32. sorumuz için. Evet. Burada kalıyoruz arkadaşlar. Bir daha videomuzda devam edeceğiz.